Hocam hoş geldiniz. Allah razı olsun. Hoş bulduk. Dişçi Mehmet Efendi, rahmetullahi aleyh hazretlerinin yarenim seslenişini duymak ve sonrasında o zikrullah cemiyetleri. Hocam, müsaade buyurulursa nasıl oldu ilk tanışmanız? Dinleyebilir miyiz? Allahu Ekber. Kerim kardeşim, bu soru ta 1975'lere götürdü bizi. İmam Hatip Lisesi'nde okuyorum. Yaz tatilinde buradayım. Niğde İmam Hatip'te yatılı okuyordum. Parasız yatılı. Burada da Müftü Mavini bir hocam vardı. Gerçekten çok severim, çok muhabbetliydik. Beni vaazlara gönderiyor falan. Sultan Selim'e gidiyorum. Daha talebeyim. Cuma harici vaaz ediyorum. Çeşitli camilerde vaaz ediyorum falan. Bazen şeker fabrikasına götürüyorlar cumaları, vaaz, hutbe götürüyor, getiriyorlar. Hiçbir cumam geç, boş kalmıyordu. Bu muhabbetten, o hocalarımızla bu yakınlıktan dolayı bizim de böyle alimlere, velilere karşı çok ilgimiz olunca beni alıp bir veliye götürüyordu o hocam mesela. Elini öpüyorduk, dua ediyorduk. Onlardan birisi de Dişçi Mehmet Efendi. Yani Konyalıydık ama mübarek yeni tellal pazarındaymış. Ben oraya hiç girmemiştim. Evet hocam. Eski tellal pazarını, bizim o civarları biliyordum. Ama yeni tellal pazarını hiç bilmezdim. Muzaffer dedi, seni bizata götüreceğim dedi. Tamam hocam, aldı götürdü beni. Allah ondan razı olsun. Şimdi o anı anlatmak çok zor. Kocaman kapıdan girdik. Ben önünden geçerdim ama içeriği bilmezdim. Bilirsin herhalde orayı. Dükkanlar var, dışarıda var zaten ama içerileri bilmiyorum. İçeride dükkanlar var, girdik koca kapıdan, şöyle döndük. Karşıda bir dükkana vardık. Bir zat orada oturuyor ama bana böyle kocaman bir zat geldi. İlk anda höflendim tabii yani, titredim. Hemen hocam elini öptü, biz de elini öptük. Ondan sonra çok hürmet ediyor hocam tabii ki ona. O da meşhur bir hocamız. Allah ondan razı olsun. Beni söyledi, tanıttı falan. Talebe olduğumu, İmam Hatip'te okuduğumu falan söyledi. Arzu ettiğimi ve getirdiğini derken, mübarekte bir göğüs var, Allahu Ekber. Bir de konuşuyor. Arada bir Allah diyor, Allahu Ekber diyor, Efendimiz'i hatırlıyor falan sallallahu aleyhi ve sellem. Konuşurken yarenim diyor falan. Böyle bir güzel insan. Ben de sandım ki mübareğin sanki kalbi dışarıda. Allah Allah. Bu kadar etkilendim yani. Böyle bir heyecan oluştu bende. O gün duasını aldık, biraz sohbetini dinledik orada, dükkanda. Artık belli bir yaşa gelmiş. Yani o yıllarda ben şimdilerde hesaplıyorum 85 yaşındaymış mübarek. Allah. Ufak tefek bir şeyler böyle meşguliyet olması açısından orada bulunduruyor, alanlar alıyor. Çay ikram oluyor. Gelenler zaten hep hizmeti görüyorlar. Çünkü yaşlı bir insan. Ama bir Allah diyor, göz kakıp iniyor mübarek konuşurken falan. Her an böyle muhabbetullah'tan ağlayacak bir hali var. Bana o göğüs kocaman geldi böyle, kocaman. Allahu Ekber. Derken, duasını aldık, elini öptük mübarek. Sohbetlerini bırakmadım artık. Hep sohbetlere gidiyorum. Nasıl sohbet? Öyle bir coşku var ki. Tabii. Mübareğin yanında hoca efendiler de eksik değil. Hafızlar var, hocalar var. Çok eski böyle bu yolda olan ihvan, müminler var. Sami Efendimizin o tabileri var. Allah Allah. Mübarekler bir zikir yapıyor. Önce sohbet. Dişçi Efendi, Dişçi Baba derdik mübareğe biz. Bir sohbet yapıyor. Millette coşku. Nasıl oluyor o sohbet? Ya Rabbi, manevi alem gibi gelenler oluyor mutlaka zaman zaman. Ruhaniyetler falan. Herkes bunu görmez de hisseder yani. O heyecanı. Onları çok yaşadık. O büyüklerin yanındayken Allah Allah.
Saremmi de mesela, o da öyleydi. Osman Hocam da öyle. Onlarda da öyleydi. Yani çok manevi şeyler yaşadık. Görmüyorduk ama ya bir hissiyat, bir muhabbet, bir aşkullah. Sonra Dişçi Baba sohbetten sonra hep yarenim, yarenim, tatlı, muhabbetli böyle. Sohbetten sonra bir zikir. Kerimciğim o zikirleri görmüşsündür çoluk çocuğunda, küçüklüğünde mesela, çocukken falan. Böyle ailesini ehli tasavvuf ise görürler zaten. Ehli tarik olan insanların çocukları da görür. O zikir, mübarek cehri zikir yapardı. Evet hocam. Allah'ım, kalp dışarıda sanki. Göğüs gidiyor, geliyor. Allah Allah, millet coşuyor. Eller harekette falan derken bir zikir. Millet yanıyor artık. Her taraflar buhar. Kış günlerinde falan millet yanıyor. Böyle zikirden. Öyle bir zikir hali, öyle bir muhabbet hali ki. Yani Allah demenin insanın kalbine tesir ettiği o anları oralarda gördük, o mübareklerde gördük. Ve tarif edilemeyen bir koku hocam. Tarif edemem. O manevi âlemi tarif edemem. Hani derler ya, yaşayan bilir. Allah. Adam hacca gitmiş gelmiş de, tabii ki ziyaretine varanlar anlattırıyor, mübarek detayını anlatamıyor o manevi zevki. En sonunda diyor ki, Allah nasip etsin, gidin de görün diyor. Allah. Yani anlatmakla yaşamak çok farklı şey biliyorsun. Onun misali biz o mübareklerden, demek ki o gençlik yıllarımızda 18, 17, 16, 20 yıllar yaşlarında farkına varmadan çok şeyler almışız. Bu Allah dostlarını, velileri sevmenin bereketi. Allah sevdirsin. Öyle derler ya, Allah dostlarını bir insan seve onlara yakın ola bir gün Allah dostlarından olur inşallah. Evet. Rabbim hepinize nasip etsin. Amin. Bir insan da Allah korusun Allah düşmanlarını sever de onlarla beraber olursa bir gün olur ki Allah ona düşman olur. Allah. Cenab-ı Hak muhafaza eylesin. Allah korusun. Onun için Dişçi Baba rahmetullahi aleyh böyle bir aşk eriydi. Aşık bir veliydi. Allah dostu. Yani anlatanlar soyadı da lekesiz. Lekesiz bir insan. Yani böyle. Hatta çok iyi tanıdığım bir abi böyle ziyaretinde mübarekle böyle bir coşkulu hal olmuş. Konuşmuşlar, muhabbet etmişler. 2 yıl sonraya tarih veriyor. Sevgiline kavuşacağım. Not alıyor, 2 yıl sonra aynı gün Rabbine kavuştu. Subhanallah. Ve biz cenazesine gittik. Elhamdülillah. Kapı Camii'nde kılındı, Hacı Fettah'a defn olundu. O anı da unutmuyor. Yani şimdi Allah dostlarında bir güzellik var. Hayatları güzel, mematları da ayrı bir güzel. Sanki vefat etmemişler de asıl yurtlarına göçmüşler. Mevlana Hazretleri'nin şey bir arzusu var ya, evet. O sevgiliye kavuşmuşlar. Şimdi kaç insan der ki, hadis-i şerif müthiş. Men ehabbe liga Allahi ehabbe Allahu ligaehu. Kim Rabbine kavuşmayı isterse Allah da ona kavuşmayı ister, sever. İkinci bölümü var Cenab-ı Hak korusun. Kim Rabbine Allah'a kavuşmayı istemezse Allah da ona kavuşmayı istemez. Şimdi birinci gruptaki bu insanlar gülerek gidiyorlar. Niye? Ölüm günüm, düğün günüm. Sana geldim Allah'ım, kabul eyle. Seni istiyordum ya Rabbi diyor. Allah bize o güzelliği, amin, o aşkı, o şevki versin. Bu mübareklerin de şefaatlerinden mahrum etmesin. Amin hocam. Çok teşekkür ediyoruz.